Mesela 73. ayet, 73. ayet Yunus suresi, şeytan Allah'a sığınırım. Fakat onu yalanladılar. Ne olacak? Mehdi'yi de yalanlayacaklar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Yani Mehdi ve talebeler o devirde kurtulmuş insanlardır. Diyen insanlar adeta ehli fetret gibidir. Ya bir kısmı bilgiye ihtiyacı olan insanlardır. Yani daha canlandırılması gereken insanlardır. Ve onları halifeler kıldık. Mehdi halife olacaktır mesela. Kur'an buna işaret etmiş oluyor. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Allah onları da manen boğuyor şu an. Mutsuzluk, neşesizlik, bunalım, korku, gerilim, değil mi? Ve buna bağlı hastalıklarla ve sevgisizlikle Allah onları boğmuş oluyor. Çünkü ölümden insanlar niye korkuyorlar? Acı çekeceği için korkuyor. Allah zaten şu an manen öldürmüş onu, yine acı çektiriyor. Yani ölü olmak, diri olmak da asıl şey nedir? Acı çekmemektir, değil mi? Evet. Ve rahat etmektir. Suda boğduk diye, mesela adam suda boğulsa da mutlu olsa, suda boğmak ona bir ceza olmaz ki. Acı çektiği için orada suda boğma bir ceza olmuş oluyor. Adam suda boğulmadan, suda boğulmanın acısını çekiyorsa, ki bin katını çekiyorsa, evet, suda boğulmuş oluyor da işte. Evet. Değil mi? Şu an dünyayı Nuh dönemindeki gibi sular kapladı her yeri. Ve insanlar o suyun içinde boğuldular. Evet. Materyalizmin, Darwinizmin, ateizmin, Allahsızlığın verdiği o ruhsuz, sevgisiz, heyecansız, tutkusuz, korku dolu, gerilim dolu, kapkaranlık dünyalarında, karanlık denizin sularında boğulur gibi boğuldular. Ve çırpınıyorlar şu an suyun içinde. Evet. Hocam siz daha bilirsiniz inşallah. Alkol ve uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşmasının sebebi de bu acılarını unutmak mı hocam inşallah? Tabii. Alkol alınca daha da boğuluyor. İnşallah. Uyuşturucu alınca daha da boğuluyor. Suyun içinde daha da debeleniyor. Bak uyarılanların nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak diyor Allah. Şu an bakıyoruz ekonomik kriz bir yandan, değil mi, dünyayı kasıp kavuruyor. Acılar, terörler, savaşlar, kimse kafasını yerden kaldıramıyor korkudan dolayı. Birbirinden korkuyorlar. Ve dünyayı cehenneme çevirdiler. Ve bu suyun içinde, bu karanlık denizin içinde boğuluyorlar şu an. Evet. Sonra onun ardından kendi kavimlerine başka elçiler gönderdik. Mesela Mehdi'yi gönderiyor Cenab-ı Allah. Onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Biz de mesela Mehdi öncüsü olarak apaçık belgeler getiriyoruz. Fosilleri göstertiyoruz, proteinden tesadüfe meydana gelemeyeceğini gösteriyoruz. Kur'an ayetlerine, hadislerde Mehdi'nin çıktığını anlatıyoruz. Evet. Apaçık belge değil mi bu? Çok açık. Net ispat etmiyor musunuz? Tek tek, birer birer. Apaçık belgeler getirmişlerdi ama daha önce onu yalanlamaları nedeniyle inanmadılar. Bizler de inanmıyorlar, anlatıyoruz. Adam diyor, kendi şeyine göre anlatıyor, yok öyle bir şey diyor. İnanmıyor. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Allah bir gaflet meydana getirdi üstlerinde diyor. Göremiyorlar artık, göremezler diyor. Mühürledim diyor. Cehaletinden, saflığından olanları tenzih ederim ama böyle bir olay oldu şu an. Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun önde gelen çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimize gönderdik. Alın size Mehdiyet işte buyurun. Yani nereden çıkarıyorsun? Mehdiyet bütün hayata hakimdir. Her devirde var. Bakın o devrin Mehdi'sinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Sonra bunların ardından Firavun'a, Deccal'e, o devrin Deccal'ine ve onun önde gelen çevresine, Deccal ordusuna, o devrin iddia edilen Ergenekon örgütü çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle, yani Allah'ın delilleriyle gönderdik. Mehdi de öyle delillerle, Kur'an'la gelecektir insanlara. Kur'an ve ilmi delillerle gelecektir. Fakat onlar büyüklendiler. Şu an karşımızdakiler, mesela tebliğ yaptığımız insanlar niçin reddediyorlar? Büyüklendikleri için. Ben diyor şeyhim çok büyük diyor. Ben de çok büyüküm. En büyük müceddit benim diyor. Asrın müceddidi benim diyor. Asrın müştehidi benim diyor. Her yüzüne bir müceddit gönderecek deniyor ya. O benim diyor işte diyor.
Öbürü de diyor ki benim diyor. Öbürü de benim diyor. Her biri ayrı benim diyor. Bak diyor ki Allah, fakat onlar büyüklendiler diyor. Onlar suçlu günahkar bir kavimdi diyor. Mesela fuhuş, zina, uyuşturucu, içki dünyada çok yaygın. Onlar suçlu günahkar bir kavimdi. Bak tam Kur'an ayetinin karşılığı işte. Onlara katımızdan hak geldiği zaman, onlara katımızdan Mehdi geldiği zaman dediler ki bu kuşkusuz apaçık bir büyüdür. Yani hipnoz yapıyorsun, kandırıyorsun, insanlara büyü yapıyorsun. Yani insanlara tekrarlar yaparak, anlatarak falan onları aldatıyorsun. Mehdi'ye de böyle diyeceklerdir. Mehdi öncüsü olarak bize de bunu diyorlar. Geçmişte peygamberlere de bunu söylemişler. Musa diyor ki size hak geldiğinde böyle mi söylersiniz diyor. Yani sizin kanununuz bu mudur diyor hak geldiğinde. Yani Mehdi geldiğinde, Mehdiyet geldiğinde, Kur'an'ın hakikatleri geldiğinde, bilimsel gerçekler geldiğinde siz böyle mi söylersiniz diyor. Bu bir büyü müdür diyor Hazreti Musa. Benim anlattıklarım değil mi? Tevrat'ın hükümleri bir büyü müdür diyor. Oysa büyücüler kurtuluşa ermezler diyor. Ama biz kurtuluşa eriyoruz diyor. Siz de batıyorsunuz diyor. Onlar diyor ki siz ikiniz bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Bak siz ikiniz Mehdi ve Hazreti İsa. Bu devre uygulaması. Hı hı. Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek, Darwinist, materyalist, ateist düşünceden bizleri çevirmek, vahşi kapitalizmden bizi çevirmek, komünizmden, faşizmden bizi çevirmek için mi? Yeryüzünde çevirmek için mi geldiniz diyor. Ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Yani Mehdilik iddiasıyla mı, büyüklük iddiasıyla mı geldiniz diyor. Biz sizin ikinize de inanacak değiliz diyorlar. Yani yalan söylüyoruz, biz size inanmıyoruz diyorlar. Bak yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi geldiniz? Yani iddialar hep böyle oluyor yani. Evet. Büyüklük iddiasına mı geldiniz? Lider mi olmak istiyorsunuz? Zorun ne? Falan gibi. İnşallah. Mesela Firavun diyor ki bana 79 Mehdi'nin zuhur tarihidir. Evet. Mehdi'nin mücadeleye başladığı dönem. Bana bütün bilgin büyücüleri getirin. Yani bu devri mesela ateist, darwinist, materyalist bütün bilim adamlarını biz çağırıyoruz değil mi? Gelin tartışalım diyoruz. Getirin. Büyücüler geldiğinde Musa atacağınız şeyleri atın dedi. Yani biz de diyoruz ki atacağınız şeyleri atın. Ne varsa elinizde değil mi? Fosiliniz varsa getirin. Hatta üstüne para vereceğiz diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Atın elinizdekileri. Onlar atınca Musa dedi ki sizlerin ortaya getirdiğiniz büyüdür. Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Biz de diyoruz ki sizin söyledikleriniz yalandır. Tekrarlardan oluşan bir büyüdür. Siz bir pagan dinine mensupsunuz. Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Çünkü proteinler tesadüfe meydana gelemez. 350 tane, 350 milyon fosil var. Sizin yalan söylediğiniz açık diyoruz. Allah onu geçersiz kılacaktır. Göreceksiniz diyoruz değil mi şu an? Şüphesiz Allah bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez. Bozgunculuk çıkarttılar dünyada. Terör, anarşi çıkarttılar. Komünizmi, faşizmi getirdiler. 350 milyon insanın katline sebep oldular. Allah bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez ve işler de düzelmedi. Evet. Ve ekonomik yönden de çöktüler. Perişan oldular, mutsuz oldular, neşesiz oldular. Allah kalplerine sevinci, neşeyi, aşkı, tutkuyu aldı. Allah suçlu günahkarlar istemese de hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. Yani Mehdi'yi getirecek, İslam'ı dünyaya hakim edecektir. İnşallah. İnşallah. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden, başka Firavun'un ve önde gelen çevresinin kendilerini belaya çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Bakın tam Mehdi yetişti. Firavun ve önde gelen çevresi, mesela iddia edilen Ergenekon örgütü ve onların elemanları ve onları meydana etkilediği kişiler, bunların kendilerini belaya çarptırmaları korkusuyla, yani öldürür, asar, keser, iftira eder, değil mi? Gazetesinde rezil edebilir, göğe rezil eder. Rezil eder değil mi? Allah affetsin. Yahut işte iftira eder, zor durumda bırakır düşüncesiyle
sadece gençlerden diyor. Bir küçük grup Hazreti Musa'ya tabi oluyor. Mehdi de nasıl oluyor? Mehdi de yine insanların öyle bir durumda zorda kalacaklarını anlıyoruz ki bir avuç gencin dışında aynı bu olaydaki gibi Mehdi'ye tabi olan olmayacak. Bakın. İnşallah. Kendi kavminin gençlerinden başka diyor. Kimse ona tabi olmadı diyor. Mehdi'ye de aynı şey. Ashab-ı Kehf'te gençlerden oluşuyor değil mi? Çok az bir grup. Evet. Ailelerin yanından kaçıyorlar, ayrılıyorlar, hicret ediyorlar. Bir araya sığınıyorlar. Mehdi'ye ne yapacaklar? Ailelerin yanından kaçıp kurtulup Mehdi'nin yanına sığınacaklar. Evet. Hazreti Musa'da nasıl oluyor? Ailelerinin yanından kaçıp, bakın zürriyet gençler geliyorlar sadece. Evet. Ailesi gelmiyor, anası babası gelmiyor. Hı hı. Gençler geliyorlar sadece. Ve az bir genç topluluğu. Neden? Toplum baskısından. Hı hı. O devrin Darwinist, materyalist, ateist düşüncesinden. O devrin kapitalist kafasından. O devrin çıkarcı kokoş mantığından. O devrin putperest inançlarından ve birçok sapkın düşünceden dolayı insanlar korkup gelemiyorlar. Bu devrimizde de aynı şeylere karşılaşıyoruz. Evet. Toplum kınar, basın kınar, işte gazeteciler dedikodu çıkartır. İşte sevgilim beni terk eder diyor, nişanlısı oluyor mesela. Veyahut sözlüsü nişanı atar diyor. Beni işimden atarlar diyor. Okulum yarım kalır. O sınıftaki, okuldaki karizman bozulur diyor. Değil mi? Diyor da diyor yani. Evet. Önü sonu yok. Ve o yüzden çok az bir insan aktif olarak canlı mücadelenin içine girebiliyor. Çekiniyor insanlar. Yapanlara da diyorlar ya sen deli misin diyor. Ya sen ne alaka? Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi yapar diyor. Senin ortaya çıkman son derece boş bir şey diyor. Çok yanlış bir hareket diyor. Sen nereden çıkarıyorsun bunu diyor. Değil mi? Diyanet İşleri Başkanı tebliğ yapılacaksa onlar yapar diyor. Sen okuluna git, işine git. Ondan sonra evlen, çoluk ve çocuğuna karış diyor. Yani öyle bir konu yok. Senin üstüne bir farziyet yok diyor. Halbuki her Müslüman üzerine emri bil maruf nehyan münker farzdır. Allah'ın dinini tebliğ etmek farzdır. İnşallah. Dili dönen, konuşabilen, aklı yerinde olan herkes bunu yapmakla mükelleftir. İnşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yapacak, siz susacaksınız demiyor ki Kur'an'da Allah. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrı bir nimettir, bir güzelliktir. Bir hizmet grubudur. Ama onun sevabını kendileri alır onlar. Evet. Oradaki çalışan kişiler alır onun sevabını. Onların sevabı sana gelmez yani. Tabii. İnşallah. İnşallah. Ahirete biz Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyordu da mı diyeceğiz yani ya Rabbi onlar bu görevi yaptılar biz yapmaya gerek duymadık. Camiye giden amcalar namaz kıldılar biz de namaz kılmaya gerek duymadık. Halk diyeceğiz oruç tuttu biz gerek duymadık. Hacılar hacca gittiler biz gerek duymadık. Olur mu böyle şey? İbadetler herkesi kapsayan bir farzdır. İnşallah. Musa dedi ki, ey kavmim şeytan Allah'a sığınırım, eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız, artık yalnızca ona tevekkül edin, Allah'a tevekkül edin diyor. Yani vesveseler, korkular, gerilimler, işte yarın ne yiyeceğim, aç mı kalacağım, okuldan atarlar mı, işten mi atarlar, işte nişanlım beni terk eder mi, boşanır mıyım, işte hastalanır mıyım? Bunu Allah haram kılmıştır. Yani bunu bundan dolayı vesvese ve acı çekmeyi haram kılmıştır. Tevekkül edeceğiz. Allah'a bırakacağız çünkü hepsini Allah yaratır. Yani sen korksan da onu yapar Allah, korkmasan da onu yapar. Acı çeksen de yapar, çekmesen de yapar. Yani olacak olan iş zaten olur. Evet. Tabii. Değil mi? İnşallah. Bir de ne biliyorsun aleyhine olacağını? Mutlaka aleyhine olur. Evet. Mutlaka her şeyde bir hayır vardır. İnşallah. Bir de yani her şeyin senin nefsinin aleyhine olacağını biliyorsun. İnsan nefsinin hoşuna gidecek şekilde de yaratır Allah isterse. Nefsinin hoşuna gitmeyecek şekilde de yaratabilir.
Dediler ki şeytandan Allah'a sığınırım, biz Allah'a tevekkül ettik maşallah ne güzel, Rabbimiz bizi zulmeden bir kavim için bir fitne konusu kılma, yani zulmeden kavmi bize musallat etme ya Rabbi diyorlar. E biz de diyoruz Allah zalimlerden bizleri korusun, Deccal'ın şerrinden bizleri korusun, kötülüklerinden. İnşallah. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar, 86. ayet. Evet. Bak 86'da bir kurtuluş dinleniyor. 1986'ya bakıyor ayet. Demek ki 86'da bir saldırı var. Evet. Bir şey var. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar. Kurtarmak için ne? Demek ki insan bir yerde sıkışırsa o zaman kurtuluş ister değil mi? Evet. 86'da kurtarma isteniyor. Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. Evlerinizi namaz kılınan yerler yapın ve namazı dosdoğru kılın, müminleri müjdele. Müslümanlar küçük küçük kendilerine evler açsınlar diyor. Oralarda bir arada toplansınlar, orada namaz kılsınlar, o evler mescit edinsinler. Değil mi? Allah'a hizmet etsinler diyor. Bir o evler nur, çera olsun o evler diyor. Evet. Allah'ın dinini tebliğ ettiğiniz yerler olsun. İnşallah.